RT Haber Merkezi'nce hazırlanan bir yeni haber bülteniyle daha sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyiciler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen koruyucu aile uygulaması Erzincan'da devam ediyor. Anne baba özlemi içinde olan çocuklar için uygulanan proje olumlu sonuçlar veriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yürütülen koruyucu aile uygulaması ile anne baba özlemi içinde olan ve aile hasreti çeken çocuklar aile ortamına kavuşuyor. Ben Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden geliyorum Ferhat Bey. Erzincan'da devam eden proje hakkında bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammed Doğan, vasıfları tutan tüm aileleri koruyucu aile olmaya davet etti. Değişik nedenlerle kendi ailesi yanında bakılamayan, bakılması mümkün olmayan, bakılmasında çocuğun menfaati gereği, yüksek yarar gereği uygun görmediğimiz aileleri devlet korumasına almaktayız. Devlet korumasına aldığımız çocukları kendi kuruluşlarımızda, ki bu konuda bakanlığımız birçok yeni hizmetler geliştirdi. Daha önceden kalabalık koğuş sisteminden, ranza sisteminden artık çocuk evleri sitesine, sevgi evleri sitesine, yurttan çocuk evlerine birçok hizmet dönüşümleri gerçekleştirdik. Bugün itibariyle çok şükür ülkemizde yurt eski bilinen yurtlardan kalmadı. Artık her çocuğun doğasına uygun, çocuğun yetişmesine yakışır şekilde yurtlarda hizmet almaktadır. Ancak biz tabii öncelikli olarak çocuk politikalarında çocuğun kendi öz ailesinin yanında bakılmasından, kendi öz ailesinin yanında yetişmesine yanayız. Ancak bu bazı zaman mümkün olmuyor. Gerek ailelerdeki bazı sıkıntılardan, gerekse eşler arasındaki uyumsuzluktan çocuk etkilenmekte, bu mümkün olmadığı zaman da bunu biz devlet korumasına almaktayız. Koruyucu aile sistemimiz de işte burada devreye girmekte. Kendi ailesinin bakımı mümkün olmadığı, kendi öz ailesinin yanında bakımı mümkün olmayan çocuklara koruyucu aile sistemiyle bir sıcak aile, sıcak yuva ortamı sağlıyoruz bu hizmette. Koruyucu aile ile ilgili olarak ilimizde de faaliyetleri sürdürmekteyiz. Bugün itibariyle Erzincan'ımızda 23 ailede 30 tane çocuğumuz koruyucu aile hizmetinden faydalanmaktadır. Sigortalı da olsa, isteğe bağlı olarak eğer sigortalı olmak isteyen koruyucu ailemiz, annemiz olursa da biz onlar isteğe bağlı sigortalı makbuzlar getirdiğin zaman biz il müdürü olarak bunu da ödüyoruz ki şu an 6 ailemizin, bu 23 ailenin 6 ailesini şu an biz isteğe bağlı sigorta primlerini biz ödüyoruz. Yani devlet çocukla ilgili aileye yapılabilecek bütün destekleri sağlıyor. Sadece bizim istediğimiz çocuğa sıcak bir yuva sunabilmek, çocuğun saçını merhametli, sevgi, şefkat dolu bir elin okşaması, o çocuklara akranlarıyla beraber mutlu, huzurlu bir gelecek hazırlamak ve devletine, milletine, bayrağına, sevdalı, ülkesine sadık ve bütün milli manevi değerlerle yüklenmiş, bunlarla büyümüş bir nesil, bir gelecek kaygısı. Bu takdirdir ki herkesin ortak isteğidir. Onun için bütün Erzincanlı vatandaşlarımızı merkezde olması şart değil, ilçelerde de, köylerde de olabilir. Önemli olan bir sıcak bir aile ortamını nerede sağlıyorsanız bunun yerinin, mekanının çok önemi yok bizim için. Sadece istediğimiz sıcak bir aile ortamı olsun ve bu çocuklarımıza sıcak bir gelecek sunsun. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı himayesinde Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturularak fidan dikimi yapıldı. Yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına Erzincan-Sivas Karayolu üzerinde bulunan Atatürk Kent Ormanı girişinde hatıra ormanı oluşturuldu.
Oluşturulan hatıra ormanına dikilen fidanlar ile 15 Temmuz şehitlerinin isimleri yaşatılacak. Programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özoğlu, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş başta olmak üzere il protokolü ile hakim, savcı ve davetliler katıldı. Programda yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. İl protokolü ve katılımcılar tarafından fidan dikimi yapıldı. Değerli izleyiciler, Kamu Sen'e bağlı Türk Bürosen İl Başkanlığı 4. olan Genel Kurul toplantısı 28 Ekim Cumartesi günü yapılacak. Genel Kurul'a sendika üyeleri davet edildi. Kamu Sen'e bağlı Türk Bürosen İl Başkanlığı 4. olan Genel Kurul toplantısı 28 Ekim Cumartesi günü saat 12'de yapılacak. Eret Haber'e konuşan Türk Bürosen İl Başkanı Emin Turan tüm sendika üyelerini kongreye davet etti. Türk Bürosen Erzincan Şubemizin Ordu'nun 4. Genel Kurul toplantısı 28 Ekim 2017 Cumartesi günü saat 12'de Turizm Meslek Lisesi Fatih Mahallesi'nde bulunan Turizm Meslek Lisesi toplantı salonunda gerçekleştireceğiz. Ben sizin aracılığınızla tüm Türk Bürosen Erzincan Şubesi'ne üye, çünkü biz üye ile seçime gidiyoruz, genel kurulu yapıyoruz. Delege seçimi yapmadık. Tüm üyelerimizi sizin aracılığınızla bir kez daha davet ediyorum. Her şeyimiz hazır bir vaziyette. Biz orada şenlik havasında düğünümüze, toyumuza siz değerli Türk Bürosen Erzincan Şubesi'nin üyelerini davet ediyorum. Orada Cumartesi günü görüşmek üzere. Temizlenmeyen soba bacası yangına neden oldu. Erzincan Başbağlar Mahallesi'nde bir apartmanın bacasında çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken neyse ki can kaybı yaşanmadı. Erzincan Başbağlar Mahallesi'nde bir apartmanın bacasında yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar olayı Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bacada çıkan yangına müdahale etti. Baca yangınına müdahale eden ve büyümeden söndüren itfaiye ekipleri kısa süreli soğutma çalışmasının ardından olay yerinden ayrıldı. Yangının temizlenmeyen soba bacasından çıktığı öğrenildi. Çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken bacada hasar oluştu. Erzincan'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Atatürk konulu fotoğraf ve kitap sergisi açıldı. Hayırlı olsun diyorum efendim. Erzincan'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 94. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Atatürk konulu fotoğraf ve kitap sergisi açıldı. Bir alışveriş merkezindeki sergi açılışına il protokolü ve vatandaşlar katıldı. Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Hep, fotoğraf ve kitap sergisi hakkında bilgi vererek serginin 10 Kasım 2017 tarihine kadar açık kalacağını söyledi. Katılımcılar sergilenen kitap ve fotoğrafları tek tek inceleyerek Kültür ve Turizm Müdürü Arda Hep'ten bilgi aldılar. Erzincan'ın kaderine terk edilen Beytahtı Mesire alanı adeta çöplük haline geldi. Bazı duyarsız vatandaşların piknik atıklarını alana bırakarak gitmeleri bölgeyi girilemez hale getirdi. Harekete geçen Erzincan Üniversitesi öğrencileri Mesire alanında çevre temizliği yaptılar. Erzincan'ın merkeze en yakın mesire alanlarından olan ve doğa harikası görüntüsüyle bir zamanların vazgeçilmez piknik alanı olan Beytahtı, bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı adeta kaderine terk edildi. Buna duyarsız vatandaşların piknik atıklarını bırakarak gitmeleri de eklenince alan girilemez hale geldi. Bu görüntüler üzerine harekete geçen Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 1. sınıf öğrencileri Beytahtı Mesire alanına giderek çevre temizliği yaptılar ve alandaki çöpleri temizlediler.
Öğrencilerin bu davranışları takdir kazandı. 30 büyük çöp poşeti ile çöp toplayan öğrenciler doğa sporlarının bir kolu olan doğa ve çevre temizliği dersini Beytahtı Mesire alanında uygulamalı olarak yaptılar. Öğrencilerle birlikte çöp toplayan Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğretim görevlisi Gürcan İkinci, atılan çöplere tepki göstererek halkı bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti. Biliyorsunuz burası çokça piknik yeriydi. Hemşehre yakın, doğası çok güzel, suyu çok güzel, güzel piknik yeriydi. Şu anda görüyorsunuz tam bir felaket. Çevre kirliliğinin hepsini buraya görmek mümkün. Bu hafta değişik bir etkinlik olsun. Çevre temizliği yapalım dedik. İşte ürünleri aldık, buraya geldik. İnsanlar biraz daha duyarlı olsalar, atıklarını toplasalar, poşetlere koysalar, artık gerisinde belediye bir şekilde halleder diye düşünüyorum. Zaten doğa sporunun bir parçası biliyorsunuz, çevre temizliği. Konularımızdan bir tanesi o, temizlik. Doğa sporcusunun geride bıraktığı tek iz, ayak izidir mantığıyla bu işe başladık. Araştırma görevlisi Fatma Tokat ise insanın doğaya ihtiyacı olduğunu, doğa ve çevre temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti. Yaratırız bu konuda. Erzincan'daki en güzel piknik alanlarından birisi, doğası çok güzel, her şey çok güzel ama maalesef geldiğimiz zaman tam tersi bir görüntüyle karşılaştık. Bu da insanlardan kaynaklı bir şey. Buradan faydalanıyoruz. Çok güzel burada eğleniyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Fakat sonrası doğaya ihanet ediyoruz. Doğanın bize verdiklerine ihanet ediyoruz. Bunu yapmayalım. Bizim doğaya ihtiyacımız var. Doğanın bize ihtiyacı yok. Biz olmasak doğa aslında daha mutlu yaşayacak. Ama doğa olmasa biz yaşayamayız. Doğayı koruyalım. Yediklerimizi, içtiklerimizi doğaya değil, çöplere bırakalım. Daha duyarlı olmaya davet ediyoruz insanları ve öğrencilerimizi de bu konuda farkındalık yaratmak için hep birlikte geldik bugün. Burayı temizliyoruz. İnşallah bunun daha büyük organizasyonlarla ve insanlar daha bilinçlendirilmiş bir şekilde daha ilerine imza atarız. Çevre temizliği yapan öğrenciler doğanın ve çevrenin önemini ifade ederek vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini belirttiler. Bir piknik alanıymış burası ama insanlarımız gelip burada yiyip içip kirleterek burayı bayağı kötü bir hale getirmişler. Çöp topluyoruz. Küçük büyük demeden bütün çöpleri topluyoruz hatta ve bayağı bir pislik çıkıyor. Güzel bir iş yapıyoruz. Ama insanları böyle yapması tabii ki de hoşumuza gitmiyor. Yedikleri içtikleri şeyleri çöp kutularına atmaları daha güzel bir davranış bence. Onları da temiz olmaya, duyarlı olmaya, doğayı kirletmemeye davet ediyoruz. Daha önceden buranın en güzel piknik yeri olduğunu söyledi hocamız zaten. Şimdi işte piknik yapıp, işte yiyip içip ondan sonra eğlendikten sonra çevrelerini kirletmişler bayağı bir. Şu an onları temizliyoruz işte. Daha duyarlı olunmasını istiyoruz. Vallahi bugün şu an Beytahtı'nda bulunuyoruz. Burası eskiden güzel bir piknik alanıymış. Şu anda manzara olarak, alan olarak bayağı güzel bir yer. Ama halkımızı bu konuda uyarmak istiyoruz. Gelip buraya piknik yapıp da şeylerini atmasınlar. Böyle güzel bir yeri kirletmesinler doğa olarak, çevre olarak. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Çimenli köyünde mesire ve şenlik alanı düzenlemesi yapıldı. Alan Gümüşhane valisi ve belediye başkanının katılımıyla yöre halkının hizmetine sunuldu. Çalışmayla vadinin turizme kazandırılması amaçlanıyor. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Çimenli köyündeyiz. Ferhat Şirin için dağları deldi. Çimenli köyü derneği ise halkı için dağları deldi. Sevgili seyirciler. Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Çimenli köyünde yapımı tamamlanan mesire ve şenlik alanlarının açılışı yapıldı. Açılışa Gümüşhane Valisi Oktay Mimiş, Kelkit Belediye Başkanı Ünal Yılmaz, Köy Dernek Başkanı Köksal Ceylan ve köy halkı katıldı. Burayı düzelttik, daha sonra buraya aşağı yukarı 60-70 kamyon toprak çektik. Bu da toprak hamdı. Daha sonra buraya komşularımla 40 direktör aklını çektik. Çimenli Köyü Kalkındırma Derneği köy muhtarlarının girişimi ve halkın katkılarıyla başlatılan Sen de Bir Fidan Dik kampanyası olumlu sonuç verdi ve köyde yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu. Alanda ayrıca kanyon üzerine yapay şelale oluşturuldu. 5 kilometre mesafeden getirilen su ile oluşturulan şelale görenleri büyüledi.
Köy Derneği tarafından muhtarlık ve köy halkının da katkılarıyla köy konağı, mezarlık düzenlemesi, köy fırını yapılarak halkın hizmetine sunuldu. Programda konuşan Gümüşhane Valisi Oktay Memiş, tüm köylerde aynı çalışmanın yapılacağını ifade etti. Bir köy ölçeğinde çok güzel bir park yapmışsınız, çok güzel düşünmüşsünüz. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman sadece Kelkit ilçesinde değil, Kelkit'in bütün köylerinde, hatta bütün diğer ilçelerinde, Gümüşhane ölçeğinde bile hizmet veren Kelkit Belediye Başkanı Sayın İnal Yılmaz Bey'e de çok teşekkür ederim. Kaymakam Bey'e, Kelkit Kaymakamımıza, bütün burada emeği geçen Mini Parklar Müdürlüğümüze, İl Bey Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve bize bu hizmetlerin gelmesinde her zaman yanımızda olan milletvekillerimiz Sayın Cihan Pektaş Bey'e, Sayın Hacı Osman Akgül Bey'e de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kelkit İlçesi Belediye Başkanı Ünal Yılmaz ise köy halkına teşekkür etti. Başkanımız dün böyle bir talepte bulundu. Biz de Vali Bey'le beraberdik, dedi ki köye gidelim, sağ olsun. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Buraya kadar bizleri kırmadı, sizleri onurlandırdı, geldi. Biz de şimdi parkı gezdik, elinize emeğinize sağlık. Hakikaten çok güzel olmuş, çalışmalar olmuş, başına da gelmiştik. Dernek Başkanı Köksal Ceylan, köy halkıyla el ele vererek mesire ve şenlik alanı oluşturduklarını ifade ederek fidan dikme kampanyasının amacına ulaştığını söyledi. Çamları hep hazır aldık, yani dün diktik onları. Ağaçlarımız hepsi çok şükür, komşularımızla beraber. Ya sulama alanını da tamamen geçirdik yani, Allah'ın izniyle. Konuşmaların ardından davetlilere köy konağında yöresel yemek ikramında bulunuldu. Değerli izleyiciler, hırsızlık zanlıları Sivas'ta yakayı ele verdi. İki çiftlik evinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu biri kadın iki kişi yakalandı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Paşaçayır mevkiindeki iki çiftlik evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Çalışmada ikametlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla MK ve GU adlı kadınlar yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen 3 dizüstü bilgisayar, tablet, tabanca, ev eşyaları ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Değerli izleyiciler, Elazığ'da annesinin çorabını boğazına dolaması sonucu nefessiz kalan 5 yaşındaki çocuk, hemşire ablasının müdahalesiyle hayata tutundu. Çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Elazığ'da annesinin çorabı boğazına dolanması sonucu boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki çocuk, hemşire ablasının müdahalesiyle hayata tutundu. Sanayi Mahallesi'ndeki evlerinde 5 yaşındaki Muhammed Emin Dağoğlu, annesinin çorabıyla oynarken çorap boğazına dolandı. Boğazına dolanan çorap yüzünden uzun süre nefessiz kalan çocuğu evde bulunan hemşire adayı ablası Hilal Dağoğlu fark etti. Kardeşinin boğazındaki çorabı söken ve ardından kalp masajı yapan abla daha sonra 112 acil servisini aradı. Küçük çocuk olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba İrfan Dağoğlu, oğlunun evde annesinin çorabıyla oyun oynarken çorabı boğazına doladığını ve uzun süre nefessiz kaldığı için bayıldığını söyledi. Çorabını bağlarken ablasının madalya yapıyor, kalp atışını yapıyor. Ondan sonra belki ablasından olmasaydı belki çocuk hayatta olmayabilirdi. İlk nasarı o şeyi mi yaptı, ondan sonra ambulansı alıp kaldırmış hastaneye. Değerli izleyiciler, Giresun'da yurt dışında faaliyet gösteren Türk acente temsilcilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Giresun'un Dereli ilçesi Pınarlar mevkiinde yurt dışında faaliyet gösteren Türk acente temsilcilerini taşıyan midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada midibüsteki 16 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Dereli Devlet Hastanesi ve Giresun Profesör Doktor İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Midibüstekilerin gezi amacıyla Kümbet Yaylası'ndan Kuzalan mevkiine gittikleri öğrenildi.
Evet, bir kaza haberi de Sivas'tan. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konvoyunda iki makam aracı çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar meydana geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konvoyundaki İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ı taşıyan makam aracıyla İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'un bulunduğu makam aracı Sivas-Erzincan Karayolu Organize Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada iki makam aracında da hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan Aydoğan ve Altınsoy başka araçlarla yola devam etti. Değerli izleyiciler, Erzurum Atatürk Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü tarafından Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencileri ve vatandaşlar tırmanma duvarına tırmanıp kano yapmanın keyfini yaşadı. Erzurum'un Atatürk Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü'nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında üniversite yerleşkesinde bulunan Türkiye'nin en büyük tırmanma duvarında sporcu olmayan vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için program düzenlendi. Oluşturulan tırmanma duvarında tırmanış gerçekleştiren vatandaşlarla öğrenciler aynı alanda yer alan büyük bir havuzda da kano yaptı. Büyük çoğunluğu yaşamında ilk kez tırmanma ya da kano yapma imkanı bulan vatandaşlar heyecanlı anlar yaşadı. Tırmanış sırasında profesyonel dağcıların eşlik ettiği katılımcılardan başarılı olanlar istemeleri halinde kulüp bünyesinde sporcu olabilecek. Doğa Sporları Kulübü antrenörü Yunus Emre Karaca etkinlik hakkında bilgi verdi. İlk önce etkinliğimiz Cumhuriyet Bayramı haftası kutlamalar olarak yaptık. Bir festival şeklinde olsun diye. 3 gün boyunca spor tırmanış, 4. gün ise Puan Döken Zirvesi'ne bir alpin tırmanış düzenleyeceğiz. Spor tırmanışımıza tamamen halkın katılması, bu branşı öğrenmesi, buraya katılım sağlayıp ondan sonra varsa yetenekli arkadaşlar onları sporcu olarak kulüpte devam ettirmek. Çünkü Türkiye'nin en büyük tırmanma duvarına sahibiz ama Erzurum'da bu branşı bilen az. Ve kafalardaki soru işareti kaldırmak için halka özel bir festival yaptık. Katılımcılar ise zevkli bir deneyim yaşadıklarını söylediler. İlk defa tırmandım, öyle söyleyeyim. Çok hafif aldım da. Ama ilk deneyime göre gayet iyiydi. Çok yorucu, öyle söyleyeyim. Evet, Cumhuriyet'in 94. yılı etkinlikleri kapsamında Erzincan'da da Cumhuriyet koşusu düzenlendi. Farklı yaş gruplarındaki öğrenciler dereceye girebilmek için yarıştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 94. yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Erzincan'da Cumhuriyet koşusu yapıldı. Erzincan Valiliği, Erzincan Belediye ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen yarışlara farklı okullardan öğrenciler katıldı. Erzincan Belediyesi önünden startı verilen Cumhuriyet koşusu Halitpaşa Caddesi ve Ordu Caddesi güzergahından devam ederek Saat Kulesi önünde son buldu. Minik kızlar, minik erkekler, küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar kategorilerinde düzenlenen yarışmada sporcular birinci olabilmek için 1500 metrelik parkuru kat ettiler. Saat Kulesi önünde sona eren yarışmada dereceye giren sporculara il protokolü tarafından ödülleri ve madalyaları verildi. Değerli izleyiciler, şimdi sırada hava durumu var. Ardından kapanış için yeniden birlikte olacağız. Müzik.
Erzincan parçalı bulutlu 5.20, Erzurum 1.15, Sivas 5.15, Gümüşhane 7.17, Bayburt 2.15, Giresun 11.15, Elazığ 4.18, Tunceli 2.21, Bingöl 6.19, Malatya 9.21, Yozgat ve Amasya 6.16, Kars 2.16, Van 2.15, Ağrı 1.17 derece. Döviz altın piyasaları. Dolarda alış 3.822, satış 3.823, Euro'da alış 4.435, satış 4.436, 22 ayar altın bilezik alış 141.55, satış 142.96, tam altın 1008.85, yarım altın 506.65, çeyrek altın 252.32. Evet, haber bültenimizi burada noktalıyoruz değerli izleyiciler. RT WhatsApp ihbar hattımızı tekrar hatırlatalım. 0532 737 1376. Bize bu numaradan çevrenizde yaşanan önemli gördüğünüz, cep telefonunuza kaydettiğiniz ilgi çekici olayları aktarabilirsiniz. Bir başka haber bülteninde o günün gündemiyle umalım iyi haberlerle yeniden karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.